Çok evet. Yayın içinde RP yapmadık. Buna Yayın inandım. dışında bulan... Alo. Merhaba. Merhabalar, Abi. nasılsınız? İyiyim. Sormadığınız ama teşekkürler, biz iyiyiz. Adınız? Adım Kenan, sizin? Kenan. Azra benim de. Azra. Azra'yı çok severim Evet. çünkü Azra Akın benim sevdiğim mankenlerden bir tanesi. Gerçekten yıllardır küçüktüm, böyle çocuktum da o bir dans yarışması vardı, biliyor musunuz? Onu izlerdik sürekli. Orada maşallah bir salto attıydı. Onu hatırladınız mı havada? Nerede yaşıyorsunuz? 360 döndü. Kapadokya siz. Kapadokya. Hı. İyi. Göreme. Ne? Göreme. Tamam. Yani buraların zaten, yani şey olarak Nevşehir derdim de, şimdi Nevşehir'in genelde Kapadokya'da olduğu bilinmiyor. Öyle bir hataya düşmeyin diye direkt ilk başta Kapadokya dedim. Normalde bu bölgenin adı Kapadokya. Burada zamanında Frigler, Hititler, bir de Tamam. tamam neyse. Rehberim de aynı zamanda iş şeyi diyelim. İşimiz bu olunca burada rehberlik yapıyorum. İş bu olunca ne yapalım, öyle alışkanlık. 24 sizin? 24, 19. 19. Hititler mi, Frigler mi? Bizi gibi böyle şaka vardır. Ne demek Hititler olsa ne olacak? Hititler dedin mesela, ne olacak? Şimdi ama siz koca bir milleti aşağılayıcı bir şey söylediniz. Yani Yani ne bileyim. Hititler olsak ne olacak? Frigler olsak ne olacak anlamında mı söylediniz, yoksa hani olsam ne olacak yani anlamında mı? Yok, bir şey demedim, farz edin. Çünkü tarihine bakarsanız tarihteki önemi şurada. İlk dünyada ilk iki farklı toplumun yaşadığı yer. Yani Hammurabi kanunlarını biliyor musunuz? Evet, yok bilmiyorum ama anlatmaya gerek yok ya, boş ver. Peki siz bilirsiniz. Siz nerede yaşıyordunuz? Efendim? Bursa. Oo, Bursa'dan da Lidyalılar geçti zamanında. Bilir misiniz o İskender hikayesini? Büyük İskender. Hayır. O, bilmiyor musunuz onu? 1,5 İskender Hayır. oradan çıkıyor, biliyor musunuz? Büyük İskender, küçük Hayır. İskender de. Küçük Bursalı İskender olmadığım biraz için. da yapısal olarak küçük bir yapıda. Bilmiyor musunuz? Kapat. Bilgisi yok. Genel kültürü zayıf bu kızın. Genel kültürü zayıf. Yapacak bir şey yok yani buna. Alo. Bu da kızarıyor. Alo. Alo. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ne işle meşgulüz? Çalışmıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Hiç, oturuyoruz. Yok, genel olarak mı yoksa okul falan? Efendim? Okul falan da mı yok? Var. Hangi okul? Uğurlu Anadolu Lisesi. Bölüm? Efendim? Bölüm? Bölüm yok da. Nasıl yani? Baya. Hayır, şimdi yani sayısal, sözel ile kapattı. Bu ne olmuş? Tam burası herhalde karınca sallama şeysi mi olmuş? Ne olmuş ya? Bence bu lisede değildi ha. Bilgisi yoktu çünkü. Kaç Alo. saattir aramanı bekliyorum, farkında mısın? Farkındayım. Ben de aradım. Nereden açmıyorsun telefonumu 2 saattir? Nereden aradın ya? Yalan söyleme. Ya ne yalan söyleme? 2 saattir burada bekliyorum. Hep ben suçluyum zaten, evet. Evet, öyle genelde ama. Genelde öyle. Evet. Ne yaparsın? Hallerim var. Bir şey olur, hallerim var. Şu olur, hallerim var. Bravo. Bizim hiç Evet hallerimiz evet yok. sen Bizim haklısın. hiç Sen hallerimiz yok haklısın. erkekler olarak. Bizim de hiç hallerimiz yok. Aha, devam et böyle ya sen. Bitti artık. Ulan sen bana sırf bunu deme diye ben aylık bir kişiyle kavga edip burnumdan kan akıtıyorum. Her seferinde dayak yiyorum. Benden de kan Ne var akıyor. bunda?
Senden aktığı kadar benden de kan akıyor. Yeter artık be şu erkeklerin şu kadar üstüne geldiğiniz. Bizim hiç duygusal değişimlerimiz yok. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz içmeyelim. Biz kullayıp sevmeyelim. Kullayıp sarbası gelmediği zaman bir biz de üzülüyoruz. Bir şey diyeceğim. Biz de üzülüyoruz. Biz belli ediyor muyuz kullayıp sarbası gelmedi diye? Keşke Emdullah taklidi yapsaydım. Kos galiba. KGVN 390 göndermiş. Allah affetsin. Geçen yıl daha popülerdi. Alo. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyidir, oturuyordum öyle. Sıkıldım. Blind gireyim dedim siz. Biz de aynen öyle. Ne iş yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Okuyoruz. Okuyordum, bitti. Ne bitti? Bölüm neydi? Radyo televizyon. Radyo televizyon. Mükemmel. Hı, siz? Hangi kanal? Kanal... Gidemedim. Efendim? Okul olarak, okul olarak, bölüm olarak radyo televizyon. He, anladım. Bir işi, sonradan bir iş, bir şey falan yok yani. Şu an için yok. İnşallah olur. Anladım. Benim çünkü ben de aynı meslekteyim. Hemen hemen diyelim. Ben de radyo televizyon okudum ama benim daha çok seslendirme, dublaj. Yani işimi yapmadım, radyo televizyonu yapmadım. Dublaj bir kursa girdim, SNS Australia'da. Oradan sonra geldim Türkiye'ye, seslendirme olarak çalışıyorum. Anladım. Ben de okudum aslında, bölümün biraz memnun değilim çünkü iş olmakları çok... Az daha doğrusu torpil üzerine alım yapılıyor. Keşke dedim okumasaydım. Yani tam olarak da öyle değil de yani öyle diyelim. Yani başarılı insan her yerde her zaman kendini belli ediyor aslında. Başarısız insan da genelde torpil vesaire, sistem kötü falan gibi şeyler buluyor. Belli ki sizin başarısızlığınız da ortada. Ama işe girmek için ne istiyorlar? Deneyim istiyorlar. İşe girmediğim sürece de deneyim elde edemem. Yani bu bug'ı herkes biliyor zaten ama bu bir kaçış noktası değil. Çok arkadaşım var radyo televizyon bitirip belli başlı kanallara direkt alınmış. Demek ki göze batmamışsınız, öyle diyeyim. Demek ki siz öyle diyorsanız. Daha bir ne bileyim, daha bir işi sevmiyor musunuz? Aslında staj yaptığım zaman bölümden tamamen soğuduğum için karakteri yapmıştım. Alamadım sesinizi. Alo. Heh, şu anda geliyor. Staj yaptığım zaman bölümden soğumuştum. TRT'de yapmıştım da stajı. Çok zorlu geçmişti. Çok sorunlu geçmişti. Evet. TRT biraz zordur tabii, devletin olunca bir de. Yani çalıştığım ekip çok sorunluydu. Yani öyle. Devlet olunca dediğim gibi daha dikkatli ve daha ilgili olurlar genelde. Ondan dolayı sorunlar çıkar zaten. Ben sizin hatanızın nereden olduğunu anladım bu arada. Nereden? Az önce bayağı sizi gömdüm, bayağı ezikledim. Ve siz bunu kabul ederek siz daha iyi bilirsiniz dediniz. Hiçbir zaman karşınızdaki daha iyi bilmez. Sizin hakkınızda en iyi şeyi her zaman siz bilirsiniz. Böyle durumlarda karşınızdakine deyin ki, hayır ben başarılıyım. Hayır ben iyi yerlere geleceğim. Hayır ben senden de başarılı olacağım. Ama sen kalkıp bunun üzerine... Bana dersen ki sen haklısın vesaire, daha anonimim, düşünün bir de. Bir de iş içinde bunu yapıyorsanız zaten karşınızdaki direkt sizi ezerek bu kapitalist sistemde üst sıralara geçmiş olur. Aslında en üsttekiler her zaman zeki insanlar değildir. Sadece kendini zeki kabul ettirmiştir. Dinlememiş Kemal. Alo. Dinlememiş. Senden bir bok olmaz, görüştük. Ben elimden geleni yaptım. Ne arkadaşa, arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Ben elimden geleni yaptım. Kemal, bu refe yapsana. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok eğlencelisin. Şu an bak, şu an
10 saniye içinde senin çok eğlenceli olduğunu anladım. 10 saniye içinde. Evet, ben çok iyi anladım. Bir de beni bilsen sen. Eğlenceli değil misin? Sen bir de benim içimi bilsen. Nasıl bir içim var? Geçen gün araba almaya gittim. He. Araba almaya gittim. Bu lükse sahibim. Şu an hala iyi olarak görüyorsun değil mi beni? Niye? Herkes baba parasıyla araba alabilir yani. Şahin de almaya gitmiş olabilir. Aynen öyle. Ben kendi biriktirdiğim parayla araba almaya gittim. Helalden. Çapın Merve sen misin? Ne? Tamam bir şey yok. Kaçıyorsun nasıl? Helaliyle neyse bir şey anlatıyordum bir dakika. Anlat. 26 yaşındayım bu arada. Kazandığın parayla. Kazandığım alnımın ahı götümün teriyle aldığım parayı biriktirdiğim parayla E36 çakal kasa BMW almaya gittim. M3 makyajlı. Adana'da yanlardım dedim tamam mı? Ben normalde Kayserliyim. Ama Adana'da yaşıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni arkadaş beklesen biz çok iyi sohbet ediyoruz. Daha sohbet etmedik ki. Bence bu kadar yani ettik bence ama. Tamam da bence çakışacağımız yerler olabilir. Sen arabayı anlatıyorsun. Ama konuşmada çakışacağımız yerler olabilir. Şimdi ben daha kendimi anlatmadım. Sen kendini anlatmadın. Belki bir yerde. Efendim? Kaç yaşındasın? 26. Maşallah abicim. Sizin kaç? Ben 18. 18. O şu oluyor zaten. Onu maşallah şey demene gerek yok. Yani yıl geçtikçe yaş da büyüyor. Çok şaşılacak şey bir şey değil. Ben de 18'dim. Yani doğru. Yıllar geçtikçe büyüyorsun. Evet, güzel ya. Öğreniyorsun. Okul var mı? Alo? Sen burada ne yapıyorsun? Mesela ben ne yapıyorum? Biz ne yapıyoruz burada? Bence ikimiz de evinde sıkılan, birbirinden ve hayattan bunalmış, bunu da sosyal medya ortamında yalancı bir uygulamayla, yalandan insanlarla konuşaraktan birbirimizi tatmin etmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Sen kralsın. Gerçekten şu an seni alkışlamak istiyorum ama bir elimde telefon var. Ama gerçekten çok güzel anlattın, yanımdaki alkışladı. Yani çok mantıklı ama ben bunalmadım. Ama bazen sıkıldığımda arıyorum böyle. Ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Hayatı düzelt, koy yoluna. Benim hayatım düzgün ki. Bak anlamadın. Hayatı düzelt, koy yoluna. Anlamadım ama çok güzel bir söz olsun. Bak anlamadın. Ama kusacağım, harbiden kusacağım. Bir geldi, iki geldi, üç geldi, kusacağım. Tamam. Biz öbür ay gelir. Kardeşim o neydi be? Oynamasıydı. Kardeşim mi dedim? Kardeşim o neydi, dedin. Sen neresin? Ben Kırşehirliyim ama Ankara'da yaşıyorum. Oo, yakınmışız. Sen Kayseri mi? Yo. Niğde. Ya. İç Anadolu saymaya başladım şu an. Almanya. Eskişehir. Ya. Nevşehir. Hayır. Konya. Yani biraz Nevşehir ama tam olarak yani şey değil. New York. Yani. Haritayı açmam lazım resmen. Yakınızdır ya. Aynı dünyadayız yani. Yok canım ben de. Ya. Ne oldu? Ne oldu kız? Herhalde senin de hallerin geldi. Hepsi döneminde galiba. Öyle mi olur? Tamam da şaka yaptık zaten. Biz de Kayserliyiz ama New York'ta yaşıyor. Ben de şeyde yaşıyorum. Amerika'da yaşıyordum da. Ekleyin Instagram'dan. Şimdi Almanya'ya gideceğim. Oradaki insanlara Kırşehirli'nin gücünü göstereceğim. Lan manyak zaten New York Amerika'da. Olsun boşver sana göre. Kırşehir New York. Kayseri falan oralar.